Selam dostlar, Vartiyas'ın 88. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, en son buradaki Roosevelt'a gelmiştik. Yani Amerikan futbolu bölgesine gelmiştik. Hemen konuşup yapalım bakalım. Buradaki hakem biraz üzgün gözüküyordu. Tek bir damla alkol yok. Bu turnuva lanetlenmiş. Oyunlar için dünyanın öbür ucundan geldim. Ve ne buldum? Bomboş şişeler, bomboş bardaklar. İçki olmadan oyunun tadı çıkmaz. Şarap tarlalarındaki hastalık tüm mahsulü yok etti bu yıl. Ve şimdi de Gothenburg şehri bizim isteklerimizi dahi karşılayamıyor. Bu bitti. Tüm her şeyimiz bitti. Evine dön. Şarabımız kalmadı. Şişeler boş. Hiçbir şey kalmadı. Greenmere'dekiler bize kervan yollaması gerekiyordu. Ama asla varmadı. Sınırı geçtim, onu dahi bilmiyoruz. Greenmere'dekiler. Bir saniye, Greenmere. Greenmere yukarısıydı. Gothenburg sınırına gitmemiz gerekecek demek ki. Tamam abi, o sınıra gideriz tekrar. Madem o vakte kadar şuraya bir ilerleyelim. Abi buralarda bari ekstra görev yapmasaydınız mı ya hani? Arak sınırında bir şey var mı? 30 şişe de Gothenburg şarabı da yani pahalıymış bir tık ha. Güncel kardeş. Samimi söylüyorum, bana bir tık pahalı geldi arkadaşlar. Hani var ya, bu oyunlar için yol alırken çok para kaybedeceğiz ha. Samimi söylüyorum, iyi para kaybedeceğiz yani. Çabuk yoruluyoruz ya. Abi bir de yemek sıkıntısı çekmek istemiyorum. Buz değil, buz değil. Abdullah. Cepte şunları. Nereden gidelim? Aşağıdan mı gidelim? Aşağıdan gidelim abi. Can sıkıcı yani, tat kaçırıcı, ne yalan söyleyeyim. Timuçin yemek yapabiliyor musun? Tavukları kızartabiliyor musun Timuçin'im? Aynen öyle, kızartabiliyorsun abi. Önce tavukları kızart. Bir de Produce'de Gothenburg şarabı abi. Bol bol üzüm istiyor. Bir de tekli tekli mi yapıyoruz abi? 3 üzümden bir tane mi bir şarap çıkıyor? Bir dertli geldi gözüme. Kalıntı şeyleri yiyelim abi. Dinlenin aslan parçaları. Dinlenin. Kampta koku varmış. Karaç'ım ne diyorsun? Diyor ki birazcık karnım ağrıyor. Ciddi bir şey değil eminim. Tüm bu işte çiğ yemek yemekten dolayıdır. Abi karnındaki ağrıyla savaş ya. Şimdi ilaç vermeyeyim sana. 4 tane valor puanı bir sonraki dinlenmede çıkartırız arkadaşlar. Şifa iksiri falan pahalı şeyler, biliyor musunuz yani. Çocuklar, benim de cebim boşaldı.
Xbox Vine'lar yalvarıyorum saldırmayın bana. Diablo Clan'da üzüm var mıydı üzüm? Ne üzüm olacak? Yok, bataklık zaten burası ya. Kendine hayır olmayan yerin bana mı hayır olacak abi? Bataklığı da hiç özlememişim arkadaşlar, biliyor musunuz? Gerçekten. Özlediğinizi bilmiyorum ama. Yani bir gram özlemedim şu bataklığı. Burada var mıdır abi üzüm? Yok, sen kasapsın. Biraz varmış. Bana hala Edoran'dan değilsin falan çekiyorlar. Canımı sıkmayın da benim. Ben burada sizin dev bataklık canavarınızı yendim ulan. Kadir kıymet bilmiyorlar arkadaşlar. Savaşlarına katılmayacağım. Sakın bana dağda deme. Yüzün var mıdır abi? Marble'ları da satıp ticaretten para kazanabilirdik aslında. Hazır böyle gezerken boş boş. En azından bir iş yapmış olurduk. Proxvine'ler burayı sarmış abi. Hey sen paralı askerler. Rust oyunu için mi buradasın? O halde bu kokuşmuş Proxvine'ların icabına aklımıza yardımcı ol. Peki abi. Aa, 10. seviye Crocsvine. Yakalayabilirsem bir tane yakalarım. Çünkü 9 seviyeydi. O bunların da boss'u var ha. Abi siz yukarıyı temizleyin, tamam mı? Kendi başınıza rica edeceğim. Temizlersiniz diye umut ediyorum. Ben de şu iki yeri temizleyeyim. Efe Yunus buradasınız. Atalay buradasın. Sefa buradasın. Muçin gel böyle aslanım. Riyala gel böyle. Mark'cım. Gel böyle. Tamam ya. Yalnız burada 19 tane var mı ya? Yok. Bir de burası varmış. Abi burası zaten yaratık gibiymiş. Yani hani. Burası direkt öldürmeye gidiyor. Önce kim oynasın biliyor musunuz? Gayet güzel Ece. Etçin oraya gidemiyorsun. Bak şuna bicim gel böyle aslan parçası. İşini bitir bir. İşini bitir iki. Temiz. Umurumda değil. Daha sonra bundaymış. Kim için? Gitti bunu. Oy. Boss'a tek attık ki boss'a. Burada bir kaydı kontrol edeyim. Güzel kayıt açık. İndir abi bulsun. Daha sonra hangi domuzcuk demiş? Bu domuzcuktaymış.
Efe değil. Yunus. Gel böyle abi. Hangisine vursan buna vur. Diğerini kesebilirdin de neyse. Hallederiz arkadaşlar. Yani hatta Haydar gel bakayım buraya. Bunu yakalasana ya. Çok güzel. Aslanım gel böyle Efe. Tek bir adama mı vuruyor bu? Şaka yapıyor olmalısın ya. Bir vurur musun? Aslında zorlasan vurursun da. Enes var yani hani böyle bir şey almaya gerek var mı abi? Şöyle. Böyle de bunu temizler. Yani. Bir tane mi vuruyorsun abi sadece? Ne kadar dandikmişsiniz ya. Jon Snow gel böyle. 1, 2, 3, bam. Abi. Gel bakayım böyle Ferhat. Bir. Yapma. Neyse. Dur. Fetch'in o şeyle indirebiliriz onu hala. Mark sen bu ikiliye mi girsen? Yani sen bu ikiliye girsen daha hoş olur. Peki. Keremcim oraya gidebiliyor musun? Giremiyorsun. İlgeç giriyor ama. Geç gel böyle. Bitir abi işte. Tertemiz. Şimdi kimde bunda? Atalaş. Atalay gel böyle. 3 1 Yapma Sefa pardon Sefa. Sefa'ya da Atalay dedim az önce ama. Sefa. Oy güzelsin Sefa. Çok iyisin. Etçincim gel böyle. Koş abi içinde. Niye böyle rush attım bilmiyorum arkadaşlar. Rush atasım geldi ya bunlara karşı. Kerem gel abi. Vur bir.
Çek 2 puan. Vur 2. Bunu da öldür abi. Sen buna vur. Gel bunlara şöyle bir şey yap. Neyse her türlü zaten bir tane şey harcayacaktık Hakiro'ya. Isaac şunu öldüremez misin ya? Gidemez misin yani oraya kadar? Gidemiyorsun. Üzdüm bir tık Isaac'cim. Sen ilerle abi. Burada 4 kişisiniz. Bir tane domuz öldüremediniz be. Daha yazıklar olsun. Ne diyeyim yani. Ha, çok güzel. Atalay koş yukarıya. Biz de Junior yatabilirsin aslan parçası. Evet, sineklerden bir alacağımız hasar oğlum. Önce bundaymış. Ya da gel. Buna bir tane yapıştır. Yoluna devam et Riyala'cığım. Durmana gerek yok. Çok güzel. İki tane daha öldürsek kaçar bunlara. Gel aslanım buraya. Buraya da bir inspiration at. İyisin aslan parçası. Bunu kimseye fırlatamıyor musun? O zaman şöyle gel Dilgeç. Bir tane şunu indir. Kaçsınlar gitsinler ya. Uğraşmaya değmez. Güzel ama sana isim bakmamız lazım. Fakir onda bir zırhını iyileştirelim. Tamir edelim aslan parçasını. Buradakilerle bir konuşalım. Bu çiftlik Croxwine'lerin çiftleşme bölgesi çiftleşmesi için yapıldı. Bizim daha iyi bir yer seçmemiz gerekiyordu. Ama burası Tools tarafından seçildi diyor. Umarım ki Croxwine'a geri dönmeden önce birkaç maç için zamanımız olur. Harak vahşilerinin Rust hakkında bir şey bildiklerini düşünmüyordum. Onların Gothenburg'daki gibi oynayabileceklerine inanıyor musun? Croxwine'ın alkolü umursamaması gayet iyi bir şey. İnsanların içecek bir şey olmadan oynayabildiklerini düşünüyor musun dedi. Oynayabileceklerini. Dur bir saniye. Öncelikle bir Croxwine'a bir hem isim bakalım. Hem de iyileştirip tavernaya yollayalım. Bizimkinin ismi Nook Junior'mış. Tamam Nook Junior. Sen abi gruba geliyorsun. Tamam mı? Gruba yolladık değil mi? Tamam. Inspect. Abi seni bir iyileştir. Flag ve Bikes'i ile iyileştirelim. Constitution. Sanki kullanacakmış gibi vereceğim. Belki bir şey olur. Kullanırız arkadaşlar. Zaten influence'umuz bol.
10 seviyeden de yüksek yakalayabileceğimi sanmıyorum. Livestock boar yapmayacağız zaten ya. Hatta ismini de değiştir. Yeni Nak Junior sensin aslan parçası. Kalın derili. Kamp ateşine atanabilir. Taşıma kapasitesi. Kıllı yaratık olsun. Ripos kazansın kritik yiyince. Gerçi bizim orijinal Nak Junior şeydi değil mi? Kıllı yaratık değildi. Ama olsun. Abi 150 can. 112 can. Aradaki farka bakar mısınız? 31-56. Yani buff'ı var. Bu 31-75. Yani aradaki seviye farkı bir seviye arkadaşlar. Sizce şaka gibi değil mi yani? Bilmiyorum. Bana şaka gibi geliyor ya. Abi sen şunu ver bana. Seni artık... Pardon. Keşke livestock boar yapsaydık. Keserdik. Bay bay Nak. Elveda aslan partisi. Aslan'a tasma vereyim. Kritik damage'in artmış olsun. Evet. 30 infinus kazanmışız böyle. Bu haşerlerden bizi kurtaran için teşekkürler. Tracker'lar varana kadar onları tutabileceğimizden şüpheliydim. Bu arada... O canavarların karınlarından bir top almış olma şansı var mı? Hiçbir yerde bulamıyorum. Almış mıyız abi? Yani almış olmasa verme seçeneği çıkmaz da merak ettim. Ben direkt hepsini topla dedim de. Çiğnenmiş top. Al. Sanıyorum ki bu top oynayabilmemiz için fazla hasar görmüş. Bakalım başka bir tane daha var mı? Her şekilde teşekkürler. Eğer Rust oynamak istersen beni bilgilendir. 30 influence daha kazandık peki. Bize karşı oynamak ister misin? Umuyorum ki iyi eğitimlisindir. Çünkü bizim oyuncularımızın çoğu tracker'lardan. Aynı takım. Olur abi. Burada da her Rust oyunu için umarım farklı bir şey yoktur. Yok gibi. Lan oğlum biz domuzu nasıl şey yapacağız ya? Abi burası da strength ağırlıklı. Buyurlar paso strength ağırlıklı. Enes arkadan topu vereceksin abi sen. Kimuçin Mark böyle gelin abi. Enes çık koşuya. Çık abi topu. Şimdi Mark. Geç abi içinden şunun. Çok iyisin Mark. Domuz tabii içimizden geçer. Oo çok güzel. Abdullah şununla 1v1'e çıkma fikrim beni bir tık ürkütüyor aslında da. Vitoli topa gitti. Önümüze salladı bizim. Takşi abi buraya gel.
Hattı tut abi. Umarım iyi tutarsın o hattı. Güzel gitti top. Atalay, oraya kadar sprint atamıyor musun ya? Abdullah. 55 ihtimalle yani. O top havadan en son inecek. Abi sen burada hattı tut ya. Oo, çok güzel. Şimdi Abdullah'la %80 kaçınmayı deneyebilirim. Gücü düşük olunca daha şeyli, hani daha ufak bir, hani daha sabit bir alana dikiyorlar ama şey olarak sıkıntılı oluyor belli ki. Lan kaçınabilir misin ki ya? Hadi oğlum lan. Sana helal olsun. Dik abi şuraya topu. Aha. Çok yavaşlar. Yedik yani bunları ya her türlü. Abi bu yaratık devrilmiyor ama. Kim için? Kim için? Git buna yumruğu yapıştır abi kafasına. Rahat kazandık bu arada arkadaşlar. Enes gel sen de. Çok rahat kazandık hem de. Enes'e verdim abi topu. Ne yapacaklarını merak ediyorum. 3 puan kazandık. Kolaydı. Mark. Gir abi şuna gene. Gene aynı taktik girdik bakalım hadi. Güzel. Domuzcuğu da tek taraflı yani marka çekmek iyi oluyor ya. Atalaş. Değil aslında, Atalay değil ya. Timuçin vur kafasına bir tane şunu.
Papa gidiyorlar. Peki. Bak şuna bir al topu. Pas veremiyoruz. At abi şuraya. Doğru gelsinler diye yaptım arkadaşlar. Yemledim onu. Ben en kenardan çıkacağım. Enes. Ver pası abi. Hiçbir şey olmaz. Çok rahat, çok profesyonel kazandık bile yani. Şu an kazandık bile arkadaşlar. Olaydı abi. Hatta bak ne yapacağım biliyor musun? Sen kime kadar koşabiliyorsun abi? Enes'e ver bakayım ne olacak? Enes'ten alamazlarsa eğer. Şu Enes'ten alamazsa bu veya bu. Aa çok güzel. 3 puan kazandık. 6 puanla. Yani 2 kere galip gibi olduk. Şu şeyden dolayı arkadaşlar 3 puan alıyoruz. Normalde 2 puan ama rakibin topu da elimizde olunca. Yani bunu birazcık daha hani böyle. Yapma. Evet. Bu sefer sıkıntılar meydana geldi. Abdullah'cığım kalk bir. Hattı koru. Çok güzel. Ben yani iki tur şey de yaptırabilirim. Benim için fark etmez de. Bunun için. Böyle işler bizden yana gitmiyor abi. İşler hiç bizden yana gitmiyor hem de. Sen benim adamıma kadar koşabiliyor musun? Koşamıyorsun. Bak şuna bir gel böyle. Abdullah'la paslaşın abi kendi aranızda ya. Dik topu abi. Son tur yani fark etmez. Bu zaten top kapamıyor. Abdullah top kapı topu kap. Sal abi heriflerin arka şeyine. Benden hızlı koşamazsın oraya oğlum. Benden hızlı koşmanız imkansız. Belki şu Elena. Pardon, Elena değil. Yo, Elena. Yanlış bilmiyorsam bu isim de bu şekilde okunuyor. Ya da Elena mı? Elena da olabilir. Elena'yı da devirdim zaten. El ver abi. El ver Enes'e.
Enes. Al topu. Dik abi şuraya. Gerçi topu elimde tutsaydım daha iyiydi de neyse. Yapacak bir şey yok. Bu tarafa doğru hareketlenirler belki. Hatta tutsan abi belki tek yemezsiniz domuzdan. Bunun yanından geçti domuz. Abdullah kazan ya. Maç bitti. Running of the Boar. Ludarian takımına karşı Game of Rus'ta kazan. Diye bir achievement gerçekleşti. Güzel. Ezici bir galibiyet. Bu ödülü al. Eski toptan bunu kendim yaptım. Ne zaman istersen gel bizimle oyna. Lokal takım skorundan dolayı oldukça öfkeli. Bir sonraki sefere bu kadar kolay düşmeyecekler dedi. Hard modda oynayabiliyormuşuz. Quit veriyormuş. Quit bizde vardı. Maksimum canın %1 her tur dolmasını sağlıyor. Öncelikle şu item'e bakmak istiyorum da. Bir şey söyleyeyim mi? Oynarım yani. Rus Trophy. Oha! Mark için abi, Woodcutter için şey çıkmış. Al şimdilik bunu al aslan parçası. Profession XP gain'i buna verebilirsin. Gerçi bunda da kilitler %10 daha hızlı kırılsa ne kırılmasa ne. Yumruğu daha sağlam olacakmış arkadaşlar Mark. Deneyelim mi? Bir zorda deneyelim mi ya? En az 5 skor yapman gerekiyor kazanman için. He. Peki abi. Hatta şöyle yapsak. Foxfine'ın daha mı ağır saldırısına uğrayabiliriz acaba? Kendimizi fazla mı açarız? Gel abi şöyle. Yani şuraya dik topu. Yani aynı taktikle oynayacağım. Ben sağdan yardıracağım eğer izin verirlerse. Mark şu an yumruğun daha da güçlü abi senin. Ya aynen %90'a çıkmış. Direkt de Mark'ı devirmeye oynuyorlar. Ben olsam ben de öyle oynardım gerçi. Oo çok güzel. Timuçin elde etti topu. Timuçin gel buraya. Topu abi bizim çocuğa doğru dik. Yumruk atamıyor musun lan? Lan önce keşke topu dikseydim öyle yapsaydım. Bak şuna bir çık koşu abi. Pardon Atalay. Attı da koru. Güzel yemedin onu. Oy abi. Hem yemedi hem devirdi. Bir oyuncum kaldı tamam mı geriye? Dakşun'u bir oyuna sokmak istiyorum. Dakşun'u bir şöyle oyuna girsin. Çok geride kaldı çünkü çocuk. Atalay. Koş abi sen koşunu yapmaya başla.
Atalay yap koşun aslanım. Şuraya doğru tekmele topu. Hızlı skor yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hızlı skor. Bak şuna bir kap topu. Enes'e sal abi. Kimle oynayacaklar burada? Yapma. Enes yeme lan onu. Üç puanın peşinde koşmayayım abi bence. Top da yani. Atla topu elinde tutma sakın. Keşke kendi takım arkadaşını da devirsen şerefsiz köpek ha. Bunu bir devir. Bunu %65 diyor. O da %65 diyor. Oğlum. Vur lan. Bak bu çok kötü oldu. Enes kalk vur kafasına bir tane. Abdullah. Abdullah topla bekle. Muçin kalk. Muçin hattı tut ya. O hangi nerenin hattı bilmiyorum ama tut bir hattı tut işte bir şeyi tut. Üç puan. Güzel. Lan? Alo. Hile var ya. Yedim ki oğlum ben sizi. Enes başta koşuyor. Atalay'a pasla topu. Çok iyisin oğlum. Bu mal gibi harcadı mı kurunu? Atalay. Enes'e pasla abi topu. Paslı ilerlerim ki bu salak oynadı çünkü. Pasla abi Atalay'a. Bunda o bile olmaz. Şimdi bak Dark Snowby'de şu iki tane şeyin oradan kaçırdım mı? İki top da elimde kazandım abi. Atalay al topu kazandık. Temiz. Yine iki kişi oynayacak mı abi onlar? Az önce bug oldu değil mi? Mark gir aslanım gene.
Vur. Gene aynı taktik başlayalım. Az önce Silina valla direkt charge attı kafama yani. Hiç sallamadı beni. Timuçin vur kafasına şunun. Yapma be Timuçin'im. Bak şuna bir gel böyle al topu. Abdullah'a pasla. Abdullah çık koşuya. Aslında Atalay koşuya çıksaydı bak. Hata yaptım gene. Neyse olsun. Şöyle yapacağım. Enes çık koşuya. Ucundan paslayabiliyormuş yani Abdullah. Çok güzel. Fark etmez abi. Ben zaten kazanacağım kadar en skor yaptım. Pas çıkart abi. Sonraki tur kazandık arkadaşlar. Bir de ilk niyeyse bununla başlamam gibi bir fantezisi var herifin. Ne değil, senle değil aslanım. Mark buna %65 omuz atabiliyorsun. Vur abi kafasına. Ama bunların da hepsi ağır herifler miymiş yani. Hadi oğlum. Oy ne güzel girdin be Mark. Bir şey olmaz. Kazandım. Kolaydı. Ya 10 puan mı yapmamı istiyorsun abi? Ne yapayım yani? Mark gene giriyorsun. Şu Elena'ya da yazık oluyor sürekli de. Yapacak bir şey yok. Mark Reis direkt giriyor vallahi hani. Acıma göstermeden. Timuçin gel. Devir bu sefer. Çok iyisin. Neredeyse be. Yakın. Oh! Oh 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 neler diyorsunuz? Koş abi. Her zaman sanki devam edecekmiş gibi oynayalım da arkadaşlar. Biliyorum 8. turda bittiğini ama olsun. Asla abi Abdullah. Çık koşu Abdullah. Maç bitti. Canavarca atlet diye bir title açmışız. Kime açtık abi o title'ı? Barı oldukça yüksek bir noktaya yerleştirdiniz paralı askerler. Tamamen böyle hani emekli avcılardan oluşan bir takımı bu kadar kolay yeneceğinizi düşünmemiştim diyor. Bunlara sağlam sorun çıkardınız. Ödülünün keyfini çıkart. Bu şeyden alabileceğin son ödül buydu. Bir sonraki sefere karşılaştığında yalnızca arkadaş maç yapacaksın dedi. Safeguard Gladiator. Arena'da veya Rus'ta hard modda kazanınca da geliyormuş. Bu Rus'ta da geliyormuş. Peki Beastly atlet kime geldi abi?
Bence Friend of the Beast. Miser. Mark'ın hala bir şeyinin olmaması garip. Cleanser. Peki. Valla o title'ın ne önemi var? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Neyse buradaki şeyi bitirdik. Tüm Amerikan futbolu görevlerini bitirdik. Yatalım bir dinleyelim. Bu hakikaten bize pahalıya patlayacak bu Amerikan futbolları. Şansımızı zorlayıp Kiltrin'e inelim mi buradan yoksa... Abi bence şansımızı zorlayıp Kiltrin'e inmeyelim. Bence haritanın kuzeyindeyken haritanın kuzeyindeki işleri yapalım. Burada bildiğim kadarıyla bir ara bölge yok. Tekrar abi geri çıkalım buradan, tamam mı? Ya da buradayken şuraya gitsek mi? Ya buranın çok sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum bana. Yani 10 seviye bile olsalar sıkıntı yaşatırlar. Çünkü fitsler bayağı zor olmuş. Yani şurada 8 seviyede bile hard'ını yapamadık mesela 8 seviyenin. Bence ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir sonraki bölüm. Tekrar buradan gidelim. Şu sınır kapısında şu Roosevelt'taki istenen şaraplara bir bakarız. Sınır geçtiler mi geçmediler bilmiyorum diyordu ya. Daha sonra buradan Greenmayer Stables'tan belki boss'a doğru mu ilerlesek? Veya şu iki göreve gidip para mı kassak? Bence Stables'tan boss'a doğru ilerleyelim. Bir sonraki bölüm buraya doğru ilerleriz işte ya. Şimdi ama yapacak bir şey yok. Yemeği yiyeceğiz. Görüm abi. Medium rare. Vay be. Orta çok pişmiş. Şey yapıyorlarmış. Görüm abi bunu. Şu skill veren şeyleri gömmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü hatta bunları da işleyebilirim. Bunları da işleyeyim ya. Bunları göm abi. Bunları göm. Bunu da göm. İşlemeyi niye şimdi bırakmadım ki? Aptallık ettim bir tık ama olsun. Burada sonuncusunu verelim. Bunları et kurutmaya verelim. Balık kurutunca yağı da çıkıyordu değil mi? Sen şaka yapıyorsun. İki balıktan 10 tane kurumuş balık çıkartıyor. Bir de fish oil çıkartıyor balık yağı. Bundan ama gerçi iki taneden yok her türlü artı iki getirisi oluyor. Ben balık avantajsız olur diye düşünmüştüm. Bak mesela çünkü bu avantajsız mesela. Ama balık öyle değilmiş. Balık bayağı avantajlıymış. Balık kurutması. Isaac sen tekrar kurutmaya geç abi. Burası değil. Burası. Burada da artık insan cesedi kurutabiliyorduk galiba. Ya da geliştirmemiş miydik? Şuna bir bakalım. Drop yap abi. Geliştirmemişiz bunları. Üç tane daha ropa ihtiyacımız var halata pek. Evet arkadaşlar bölümde bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Bir sonraki bölümde dediğim gibi burada kaldığımız yerden görevlere devam ederiz. Biraz para et çünkü toparlamamız gerekiyor. Paramız bayağı bir düştü. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.